bu soğukta ben zorluklarla geldim. Siz hangi şartlarla geldiğinizi bilmiyorum ama hepinizden Allah razı olsun. Yani başkanım senden Allah razı olsun. Siz her şeyin öncülüğünü yapın. Biz zaten varız. Her şeyi Bursaspor için ne gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa biz canla başla zaten bu yola baş koyduk zaten. Herkes biliyor. Allah razı olsun. Evet başkanım. Abi yana gel. Şunu pankartları çıksın. Biz bunların nereye gittiğini çıkmasını istiyoruz. Ver. Teksas'a hesap verecek. Hainler Teksas'a hesap verecek. Bursaspor'un sahipsiz olmadığını bütün arkadaşlar da göstermiş oldular. Biz de gereği neyse Bursaspor için ne yapılması gerekiyorsa yaparız dedik. Beklettiği içinde olan arkadaşlar vardı. İşte başkan burada olmaz, katılmaz, etmez. Hiç kimse merak etmesin yani. Başkan Bursaspor'un haklarını en önde savunacak kişilerden bir tanesidir. Bu karaktere sahibim ben. Eğer yapılmış olan bir hata, bir usulsüzlük, bir yanlışlık varsa en ince detayına kadar araştırılmasını, araştırdıktan sonra hesap sorulması gerektiğini avukat arkadaşların tamamı vermiş oldukları dilekçelerde bundan sonra da süreci hep beraber takip edeceğiz. Yapılması için ne gerekiyorsa yapılması için de biz de avukat arkadaşlarımızla beraber bu konunun içindeyiz. Ve en önemlisi gerçekten söylüyorum bu konularda Bursaspor birazcık üzülmüştür. Çok büyük bir markadır, çok büyük bir değerdir. Türkiye'nin en önemli kulüplerindendir. Bu şekilde mahkemede olmalarını asla kabul etmiyorum. Bursaspor'un yapacak çok başka işleri vardır. O değerin altında yapılması gereken başka şeyler vardır. Ama herkesin içinin rahat olabilmesi için böyle prosedürlerin de devam etmesi gerekiyor. Böyle süreçlerin devam etmesi gerekiyor. Sonuçta Bursaspor için hayırlı olacak neyse o olsun. Teşekkür ederim gelen bütün arkadaşlar. Bravo başkan. Allah razı olsun. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa avukat arkadaşlara cevap verebilirler. Görüyorsunuz Bursaspor'un hakları böyle pırıl pırıl, tertemiz. Bursaspor sevgisi taşıyan avukatlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz en detaylı bir şekilde, en önemli şekilde Bursaspor'u da savunacaklardır. Biz de onlarla her zaman aynı yolda yürüyeceğiz. En kadınım ben açıkçası bugün başkanımızın buraya geleceğinden çok ümit duymuyordum. Sağ olsun kendisi gerçekten bir Bursa sporlu olarak bugün buraya geldi. Davada bize yardımcı olmak adına, eski belgelerin araştırılması adına muvaffakatlerini de verdiler sağ olsunlar. O yüzden bugün bu karda, kışta, soğukta buraya gelen bu Bursa taraftarı hepimize aslında bir ışık oldu. Bizim amacımız da zaten bu ışığı yapmaktı. Bundan sonrasında mevcut yönetimle beraber en azından bu davanın takipçisi olacağımız için de gayet mutluyuz. Arkadaşlar merak etmesinler. Biz bu davayı sonuna kadar Allah'ın izniyle devam ettiririz. Savcıların bakış açısı nedir davaya? Şu an bu bir hukuk dosyası. Aynı zamanda ceza yargılaması da yapılabilecek hususlar da mevcut. Onlarla alakalı delillerimizi de topluyoruz. Onları da bir dosya haline getirip başka bir şikayet konusu haline getireceğiz. Buradaki konumuz genel kurulun usulsüz yapıldığı hususlara ilişkin iptal konularıdır. Mevcut davamız buna ilişkindir. Cezai işlemlerle alakalı savcıların soruşturması devam edecektir. Onlarla alakalı daha sonrasında detaylı bilgilendirme gene yaparız. Valla dava açıldı. 16 Mart'ta ikinci mahkeme duruşma var. Sayın Başkanımız sağ olsun üşenmedi, kalktı geldi. Bursaspor'u taraftarları yalnız bırakmadı. Mahkemeye daim müdahil oldu. Onlar da araştırılmasını istiyor. Temin açıklama yaptı. Sağ olsun Kadir abimiz, Salih abimiz, Pepe Recep abimiz. Sağ olsun bu davayı açtılar. Allah onlardan da bin kere razı olsun. Bizim hiçbir beklentimiz yok. Hiçbir menfaatimiz yok. Sadece Bursaspor'u
suçumu sevmek. Yani biz onun için geldik ama ben üzgünüm. Kusura bakmasın bütün Bursalılar, bütün sporlar. Burada yaklaşık 150 kişi arkadaşlarımız vardı. İsterdik ki burasını stadyum gibi yapalım. Ama tabii sabah soğuk hakikaten gerçekten. Bir de yani işleri olan, güçleri olan arkadaşlarımız var. Ama 16 Mart'tı. 16 Mart'ta burayı dolduralım. Lütfen bir arkadaşlar. Bursa spor için. Tek sosa hesap verecek. Hayırlar tek sosa hesap verecek. Yani biz başka bir şey istemiyoruz yani. Yani davaya sahip çıksınlar. Nerede Bursa sporlu avukatlar? Nerede Bursa sporlu milletvekilleri? O istemeye gidiyorlar. Ya buraya da gelsinler. Bursa sporu burada da destekletsinler. Ne var yani? Bunları istiyoruz biz ya. Şehrin dinamikleri, büyükleri, iş adamları. Bakın öğrendik bugün bir tane bütün kahvaltı vermişler mesela. Bütün spor yazarlarına. Ya bugün mahkeme var. Bugün mü buldunuz spor yazarlarına işte kahvaltı vermeyi? Yazık günah ya, bu sporda oynamasınlar. Bu sporda kimse oynamasın yani. Onun için sesleniyorum yani. Ya biz bir şey demiyoruz ki o hırsız, bu hırsız, o çaldı, bu çaldı. İncelensin ya, incelensin. İşte senin pankartlarımızı astık. Neler gitmiş? Bursa Spor'un 14-15 tane geri gitmiş yani, yazık günah ya. Biz istiyoruz ki bunları kime, kim, nereye vermiş ya? Ya elimizde deliler var ya, bir tanesi almış. Bir yere benzinliği, affedersin, adamda 3 lira 5 lira yok cebinde ama benzinlik onda. Ayıptır, günahtır ya. Nedir bu yani? Yani yanlış anlamayın arkadaşlar, Bursa Spor kötü yönetilmiş yani 2013'ten sonra. Bunlar da gelecek, kusura bakmasınlar. Gelecekler, Bursa Spor'a nereye harcama yaptıklarıysa buraya gelip açıklasınlar yani lütfen. Yani bizde deliller var. Biz niye mahkeme açtık? Delillerimiz vardı ya. Biz mali bilançoda oynamalar var. Biz onları için açtık. Böyle mali bilanço mu olur ya? Ben bir de anlamadığım konu. Yani iki tane başkan ibra almıyor üst üste. O zaman biz bir daha hiçbir başkanı divan sormasın. İbra ediyoruz mu etmiyoruz mu diye. Hiçbir şey olmayacaksa niye İbra'ya? O zaman İbra'nın ne anlamı var ya? Ben soruyorum bütün herkese ya. Dernekler masasına soruyorum ya. İbra'nın ne anlamı var ya? Ya nasıl bir dernek? Yani ya bu dernek, ya Bursa Spor Derneği kardeşim 3-5 kişi değil. Bütün Bursa'nın derneği ya. Ya burayı iyi denetleyecekler ya. Dernekler masasına sesleniyorum. Burayı iyi denetleyecekler ya. Burada tüm içme yetimin hakkı var ya. Nasıl bir denetliyorlar yani? Çay kahve mi içiyorlar? Ne yapıyorlar? Ben anlamadım yani. Ya trilyonlar gidiyor ya. Teşekkür ediyorum herkese.